Gazetecilik birilerinin yayınlanmasını istemediği haberleri yapandır. Gerisi halkla ilişkilerdir der George Orwell. Bugün gazetecilik anlamında bence Türkiye'de en iyi işleri yapan ve en son kitabıyla Olağan İşler adlı kitabıyla Sedat Simavi ödülünü alan Çiğdem Toker'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok mutluyum sizde olduğum için ve kitabınızdan çok yararlandım. İçim karardı, evet, çoğu insanda olduğu gibi ama iyi ki gerçekten bu kadar çalışkan bir şekilde bu dosyaları ve yolsuzlukları ortaya çıkartıyorsunuz. Birazcık şeyden girmek istiyorum. İhale kanununun bu kadar değişmesi, sürekli değişmesi bize bugünü getirdi ve bugün yaşadıklarımız birazcık da bu kanunların değişmesiyle. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bilerek ve isteyerek değiştirildi. Mevcut iktidar işe başladığında yepyeni ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun, zaten bu amaçla çıkarılmış bir kamu ihale yasası vardı. O kamu ihale yasasında çok sayılamıyor aslında, 200'e yakın değişiklik yapıldı. Bu birincisi. İkincisi, istisna dediğimiz kamu ihalelerinde o bildiğimiz ihale prosedürünün dışında kalan alımlar ve kurumlar vardır. Onların sayısı ve zaten olmalıdır da aslında bütün ülkelerde, bütün devletlerde 6 iken alfabenin harfi A, B, C, D, E, F sayılan istisnalar. Şimdi Z harfi bitti. Alfabenin harfleri bitti. Z1, Z2 mi? İşte onu ben de merak ediyorum. Yani bundan sonra nasıl bir sistem uygulayacaklarını göreceğiz. Çünkü illaki bir torba kanunu mutlaka kamu ihale yasasında yeni bir değişiklik yapacaklardır da yeni numara sistemini, nümerik sistemi orada göreceğiz. Yarı şaka yarı ciddi söyledim bunu. Kitaba konu olan 21B apayrı bir şey. O olağanüstü hallerde deprem gibi, afet gibi, salgın hastalık gibi hallerde kanun koyucunun kamu kuruluşuna tanıdığı bir şey olan, inisiyatif olan, aslında kamu yararına bir inisiyatif olan halin olağanlaştırılması. Yani aslında kitabın adına çok da uygun bir hal bu. Şöyle söyleyeyim, aslında işin özeti şu. İktidar, mevcut iktidar kamu ihale yasasından kaçtı. Kaçmak için meclisi araçsallaştırdı. Yasama sürecini araçsallaştırdı. Bir dizi değişiklik yaptı ve böylece biraz amiyane bir tabir olacak ama kendi keyfine göre bir düzen kurdu. Burada dil çok önemli. Siz kitabınızda çok net bir şekilde mesela yolsuzluk kelimesinin tercih edilmediğini ama bunun yerine ısraf kelimesinin kullanıldığından bahsediyorsunuz. Ve fakat realite değişmiyor, öyle değil mi? Yani sonuç itibariyle herkes korktuğu için büyük bir ihtimalle yolsuzluk kelimesini telaffuz etmez hale geldi. Evet, bir korktuğu için, iki çekindiği için, üç pragmatist sahiplerle söyleniyor bu. Yani siyasi aktörler açısından bakıldığında israf dendiğinde belki daha kolay iletişim kurduğunu düşünüyor seçmenle. Bir de daha böyle sanki İslami bir çağrışımı dini var. Dini bir kavram. İsraf haram bildiğimiz gibi haramdır. Bunu söylediğiniz zaman karşı tarafa daha iyi geçiyor muhtemelen. ama işte bunun pragmatist bir tarafı var. Çünkü israf dediğiniz zaman meselenin hacmini ve vahametini küçültmüş oluyorsunuz. Yani bir musluğu açık bırakıp da kapattığınız zaman biten bir şeyken israf, yolsuzluk o değil ki. Ya da işte bireysel bir şey israf. Yani elektriği açık bırakırsınız, kendi paranız üzerinde savruk davranırsınız falan filan. İsraf budur. Ama yolsuzluk başka bir şey. Kamu gücünü kullananların ya da kendisine emanet edilen gücü özel çıkarlar için kötüye kullanılmasıdır. Bunu söylemenin şöyle, ben kafamda çok konuştum, tarttım bu konuyu. 90'lı yıllarda yolsuzluk çok kullanılırdı. Yolsuzluk kavramı çok kullanılırdı. Belki onun bir bıkkınlık yarattığı düşünülüyor. Belki rakibini korkutmak istemiyor, seçmeni küstürmek istemiyor falan filan ama bütün bunlar bir gazeteci ya da yurttaş olarak beni çok bağlamıyor ve ilgilendirmiyor. Çünkü söz konusu olan bizlerin paralarının harcanması, yani kamu varlıkları ve kamu kaynakları bütün yurttaşların ortak değeri, ortak mal varlığıdır. Yolsuzlukla ilgili siz bir dünya endeksiyle koymuşsunuz oraya ve Türkiye'nin hem OECD ülkelerindeki yeri. Evet. Biraz bunu kitabı okumayanlar için söyleyebilir misiniz? Yani yolsuzlukta dünyada neredeyiz biz şu anda? Uluslararası, affedersiniz, bir yolsuzluk endeksi var.
Türkiye bu endekste istikrarlı bir şekilde geriliyor. İstikrarlı bir şekilde alt sıralara düşüyor. Sadece bir yıl gerilememiş. Onda da galiba parametrelerde bir değişiklik olmuş. Yani kriterlerde değişiklik olmuş ama bu düştüğü gerçeğini değiştirmiyor Türkiye'nin. Alt lige indiği gerçeğini değiştirmiyor. Bu tek başına da okunan bir endeks değil aslında. Orada öyle bir koşutluk kurdum. Daha doğrusu bakıldığında görülüyor. Demokrasi endeksi ile yolsuzluk endeksi arasında bir şey var, bir ilişki var. Korelasyon. Baktığınızda onun korelasyon var, onu görüyorsunuz. Demokrasi sivil liginde, toplum değil mi? Hepsi. Tabii sivil toplum, hak ihlalleri, insan hakları, çoğulculuk, bunlar birbiriyle kaçınılmaz bir şekilde ilişkili kavramlar. İhaleye tekrar dönecek olursak, bu ihalelerde muhalefetinden bazı insanların da olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani biraz açar mısınız sorunuzu lütfen? Yani şöyle, şimdi mesela biz hep hükümet ve şey kanalından gidiyoruz ister istemez. Çünkü hegemonya orada, güç orada ve siz de burada, ki özellikle sonundaki listeyi çok değerli buluyorum. Herhalde bir ilktir bu, bir öyle ilk, değil mi? O liste bir ilk. Çünkü onlar kapalı ihaleler. İlan edilmemiş ihaleleri biz saptayabildiğimiz kadarıyla listeledik 2013'ten bu tarafa. Yani bunu özellikle okuyucularınıza, kitabınızı bilmeyen okuyucularınıza göstermek istiyorum. Gerçekten böyle madde madde sırayla bütün hepsi şey yapılmış, burada yayımlanmış. Tutarlar var, indirimler var, miktarlar, hangi kurumların açtığı. Evet, bütün buradaki zaten özel sektördeki firmaların ve onların ilişkilerinde zaten anatomisini çıkarmışsınız. Ya burada benim merak ettiğim şu, hep ister istemez günümüz hükümetinden ve 2017'den itibaren galiba değil mi? Bu kitaba giren şeyler değil, var. Değil 2013'ten itibaren aldı. 2017'nin şöyle bir özelliği var ama. 2017 21B usulünün, yani kapalı, ilan edilmeyen, şeffaf olmayan, rekabete uygun olmayan usulün en çok kullanıldığı yıl, en yoğun olarak kullanıldığı yıl ve kurumlar açısından da, kurum çeşitliliği açısından da, tutarlar açısından da 2017'de bir şey var, muazzam bir sıçrama var. Evet, bunu ifade ettim. Ama merak ettiğim benim sadece bu şey mi? Yani sorun belki tam doğru soramadım. Sadece devletin ve şu andaki mevcut hükümetin yaptığı ve ilişkiler zinciri ve ihaleler mi? Yoksa hani muhalefetten de bazı insanlar bu ihalelere giriyor mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu ihaleleri yapan kurumlar iktidarın atadığı kişilerden oluştuğu için, yani yatırımcı kurumlar mesela, nedir onlar? İşte Karayolları'dır, DSİ'dir, örnek veriyorum. Ya da toplu konut idaresidir. Kaçınılmaz olarak iktidarla bağlantılı. Yani bu ihaleyi açan kurumlar dolayısıyla. Ama nedir? Mesela Adalet Bakanlığı da 21B'ye göre cezaevleri ihaleleri yaptı. Çok çok büyük ihaleler yaptı. O da OHAL rejiminin, hukuk rejiminin verdiği bir imkanla mümkün oldu. İşte MERA vasfını taşıyan arazilerin üzerine cezaevi yapılamazken örneğin yapılabilir hale geldi. Ve 21B ile de, yani o davetsiz, pardon, ilansız davet yoluyla ihalede daha çok imkanları artınca, mesela Adalet Bakanlığı 21B'ye çok başvuru oldu. Şuna geleceğim. Yani muhalefet dediğiniz ana muhalefet partisi ya da başka partilerse, onların tamamı bu işlerden muaftır diye bir test şu anda söyleyemem. Belki de yerel yönetimlerde, belki de belediyede, belki de imar işlerinde bir takım çok hoş olmayan, yasaya da çok uygun olmayan ilişkiler vardır. Ama bir ihalenin açılması ve yapılması 21B özelinde baktığımızda daha çok tabii ki iktidarı ve iktidarın iradesini ilgilendiriyor. Burada ben şunu merak ediyorum. Şimdi mesela Menderes döneminden bu yana bakınca, hani benim memurum işini bilir mantalitesi neredeyse her dönem karşımıza çıkıyor. Ben biraz böyle felsefi bir anlamda bu soruyu sormak istiyorum. Sizce bu sistemin içindeki bir bozukluk mu?
yoksa insan doğasından mı kaynaklanıyor? Çünkü hakikaten resmen bu hani içselleştirilmiş çalsın da çalışsın gibi bir mantalite söz konusu. O yüzden de insan böyle düşünmeden edemiyor. Yani A partisi olur, B partisi olur ama evet. Bu böyle devam eder. Sadece bazen çok ayyuka çıkar gibi bir durum söz konusu. Biraz mesele bizlerde de toplumda da başlayıp bitiyor. Yani çok fazla şey bilinci ve farkındalığı yok. Bunu gözledim ben. Gazetecilik gözlemi deyin, yurttaş gözlemi deyin, kadın gözlemi, vatandaş gözlemi her neyse. Mesele kendi cebine dokunmadıkça ve onun dokunduğunu somut olarak görmedikçe o itirazı yükseltmiyor. Halbuki emanet edilen gücün kötüye kullanılması diye tarif edilen yolsuzluk, yolsuzluk dediğimiz şey senin vatandaş olarak ödediğin vergilerle yapılan bir iş. Yani o yolsuzluk yapıldığı için sen standartlara düşük bir yaşam sürüyorsun, çok fazla emek harcıyorsun, dar gelirlisin. Bu yolsuzluklar yapıldığı için, iktidar tercih setini öyle kullandığı için, asgari ücretle çalışırken, çocuğunu okuturken, o okulun müdürü, kendisinin yapması gereken, devletin yapması gereken boya badana için senin o üç kuruşundan katkı bekliyor ve bunu zorla seni vermeye mecbur bırakıyor. Ama burada kopmuş olan bir farkındalık bağı var. Bir bilinç bağı kopmuş burada. Yani yurttaşların çoğunda daha böyle düzgün bu yolsuzluk yapmasın dediğiniz gibi benim paramı boşa harcamasın şeyi çok yaygın değil. Tabii bunun ülkemize has sebepleri var. Bence tarihsel ve toplumsal arka planı da var. Siyasal İslam zihniyetinin baskın rolü var. Var yani bir sürü. Şunu bile söyleyebiliriz. İşte Türkiye'de Rönesans'ın olmaması bile hani tartışmayı uzatabilirsiniz. Hani yurttaş olma bilinci çok önemli bir şey. Yurttaş olma bilinci, eskiden yurttaşlık dersleri vardı. Şimdi belki ne vardır ezbere konuşmayayım. Yani yurttaşlığın ne demek olduğunu, devletle bağımızın ne olduğunu, bizlerin işte hepimizin birer aslında vergi yükümlüsü olduğunu, oraya seçtiğimiz insanların bizlerin vergilerini harcamak gibi aslında çok büyük, çok çok büyük ve çok önemli ağır bir iş yerine getirdiği ve bizim de bunu denetlememiz gerektiği gibi bir bilgi seti yeterince içselleşmemiş. Şüphesiz ki bunda bir sürü sebebi var. Medyanın kuşatma altında olması, çoğulculuktan uzaklaşmamız, gazeteciliği, ifade özgürlüğünün içinde bulunduğu durum. Bir sürü sebebi var bunun yani. Maalesef. Ben merak ediyorum çünkü özellikle sizin de bahsettiğiniz bu işte şehir hastaneleri olsun, otobanlar olsun, köprüler evet. olsun ya geleceğimiz ipotek altında diye altını evet. çizmiş oluyorsunuz. Hakikaten bundan çıkış yolu nedir diye merak ediyorum. Çünkü yani bundan sonraki hükümetler de hani bugün bu hükümet var, yarın başka bir hükümet var ama hepimiz bu borca girdik. Ve belki de uluslararası mahkemeler devreye girmek durumunda kalacak. Öyle. Nasıl bir çıkış yolu görüyorsunuz? Öyle yani bizlerden saklanan, ilan edilmeyen, ticari sır diye milletvekillerine bile gönderilmeyen sözleşmelerden bahsediyoruz. O işin kamu özel işbirliği denilen, kamuyla aslında borçlandırma dışında hiçbir alakası olmayan bir yanılsama yaratmaya dönük bir kavramsallaştırma o kamu özel işbirliği. Basbayağı özel sektörün ve şirketlerin her koşulda kazandığı ve avantajlı olduğu bir model bu. 20-25 yıllık taahhütler çok doğru söylediniz, içine girildi ve bu bütçedeki manevra alanını da daraltan bir şey. Tek yolu benim görebildiğim kadarıyla devlet olmak da zaten budur, böyle bir şeydir. Demokratik bir değişimle gelecek yeni iradenin ya da mevcut irade yapar mı bilmiyorum bunu. Bu sözleşmelerin elden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi şart. Aksi ama takdirde, mesela uluslararası firmalara söz verildiyse ya da işte garanti ediliyor evet. ya mesela şu köprüden şu kadar hepimiz evet. onları okuduk. Nasıl dönülebilir bundan? Muazzam bir yoksulluk bekliyor bizi. Yani kalıcı ve derin bir yoksulluk bekliyor bunda bir değişim. Ben devlet olmak tam da budur dediğim aslında bu. Yani bu yönde siz yeni bir hukuku üretecek ve kamu yararını önceleyecek bir irade göstermek zorundasınız. Yani yurttaş olarak ben böyle bakıyorum ve böyle görüyorum. Bir yanda evet hukuk var, özel hukuk hükümlerine göre taahhüt altına sokmuyor. Yani düşünün ki
Sağlık Bakanlığı kentin merkezindeki valilik oldu şimdi orası. Eski binasından çıkıyor, devlet mülkü olan binasından çıkıyor. Bilkent'te şehir hastanesini yapan firmanın bulunduğu kampüse kira ödemek üzere oraya taşınıyor döviz üzerinden. Bu 2040'lara kadar sürecek bir şeyden bahsediyoruz. Şehir hastaneleri ve bu köprülerden. Ve bunlar döviz üzerinden de verildiği için siz bütçeyi TL üzerinden hazırlıyorsunuz. Sürekli genişleyecek. Yine aynı noktaya geleceğim. Yeni baştan ele alınması şart. Hal böyleyken şimdi bir de Kanal İstanbul konuşuyoruz. Evet. Kanal İstanbul'un da kamu özel işbirliğiyle yapılacağı söyleniyor. İhale edileceği söyleniyor. Böyle bir söylem var. O çok daha büyük bir yük getirecek zaten mevcut ağır olan bu yükün üzerine. Ki siz de Çalıştay'a katıldınız. Evet. Orada konuşma yaptınız. Orada bir sunuşumuz oldu, evet. Hakikaten yani önümüzdeki en az 20 yıl bir projekte ediliyor değil mi? 20 yıl boyunca işte şu kadar ağaç kesilecek, şu kadar işte doğaya zarar verilecek gibi böyle inanılmaz bunun şeyleri var. Yolsu elektrik olarak tabii tabii çıkacak. 20 yıldan çok fazla eğer Kanal İstanbul olacaksa bütün itirazlara, hukuksuzluklara ve parasızlıklara karşı olacaksa ya yani değil 20 yıl 60-70 yıllardan bahsediliyor ölçek açısından. Ben birazcık da bu yap işlet devret modelinden bahsetmek istiyorum. Siz eminim ki biliyorsunuz yani bizde nasıl olduğu malum, dünyada nasıl bu? Dünyada şöyle yap işlet devret işte demin kısaca bahsettiğimiz kamu özel işbirliği modelinin bir şeyi, bir aracı. Yap işlet devleti daha çok ulaştırma projelerinde kullanıyorlar. Ya da enerji projelerinde daha az olmak üzere işte köprü, havalimanı, tünel yap işlet devleti orada kullanıyorlar. Yine kamu özel işbirliğinin bir modeli olan bir de yap kirala devlet var. Şehir hastanelerinde kullanılan o. Bunların vatanı İngiltere. Biz çok İngilizce açılımının kısaltılmışıyla biraz da böyle komik bir şekilde telaffuz ediliyor. PPP dedikleri. İngiltere'de ortaya çıkıyor. Felsefi olarak da, hukuki olarak da orada temellendiriliyor. Fakat bunun şimdiye kadar konuştuğumuz ne kadar büyük bütçe üzerinde, toplumsal refah üzerinde yıkıcı etkileri olduğu görülünce sağlık hizmetleri aksamaya başlıyor. Halk buna tepki gösteriyor. Yani büyük bir toplumsal muhalefet yükseliyor ve İngiltere bu konuda öz eleştirisini yaptı. Avrupa Sayıştayı'nda da bu analiz edildi ve benim bildiğim kadarıyla şu anda İngiltere'de kamu özel işbirliği modelli yeni projeler pek yapılmıyor. Buna mukabil yani argo ifadeler kullanmak istemiyorum. Bize ihraç ediyorlar. O modeli. Yani işte siz yaparsınız, aslansınız, kaplansınız. Yaptıkları şey bu oldu. Geçtiğimiz 10 yıl içinde, 2010 yılı ve 2010 yılı başında bir sürü toplantılar düzenlendi. Kamu özel işbirliği toplantıları düzenlendi. Dünya Bankası bunun sözcülüğünü yaptı. İşte bürokrasiden, özel sektörden insanlar katıldı filan. Bunun ne kadar iyi bir şey olduğu. Bunun önce bir altyapısı kuruldu. Ondan sonra ihaleler 2011'de, 2012'den itibaren şehir hastaneleri ve bu havalimanı, köprüler bunlar yavaş yavaş yapıştır devletler yapıldı. Yapıldıkça stok büyümeye başladı. Yani demin bahsettiğimiz o büyük yük devletin resmi verilerinde yer alıyor. 140-150 milyar dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. İnanılmaz. Ben yani siz bu kitapta bahsetmiyorsunuz ama zaman zaman verdiğiniz röportajlarda sistemdeki bozuklukları özellikle işte Pamukova, Çorlu, Ankara tren kazalarındaki işte aslında trajedilerdeki aslında sistemin nasıl yürümediğini oradan çıktığını anlatıyorsunuz. Biraz onlardan bahseder misiniz? Çünkü hepimizin içi acıyor. O insanlar hala mesela aileler, geçen gün bir anne çıktı, konuşma yaptı biliyorsunuz. Soruşturma başlattılar hakkında. Evet. İki ceza soruşturması başlattılar. Oğlunun iki parça halinde trenin altından çıkarttığını söyleyen bu acı cümleyi kurmak zorunda bıraktılar o anneyi.
adalet arıyor diye, doğru düzgün bir yargılama yapılsın diye ısrarlı takibinden dolayı bir de kendisine soruşturma başlattılar. Meselenin özü denetimsizliktir. Tamamen odur. Bir yandan bu ihale mevzuatında, ihaleden yani yasadan kaçış hamleleri yapılırken, diğer yandan da denetim mekanizması çökertildi kurumsal açıdan. Sayıştay. Sayıştay hala çok önemli bir anayasal kurum var, ayakta, denetimini yapıyor ama sonuçları etkisizleştirildi. Bu birincisi. İkincisi, normal teftiş kurulları ve normal denetim mekanizmaları işlemiyor. Kamu İhale Kanunu'nda ilk yaptıkları şeylerden birisi budur. Kamu İhale Kurumu 2008'e kadar, 2007-2008'e kadar, ki o da demin bahsettiğim konuşmamızın başında Avrupa Birliği müktesebatı dikkate alınarak oluşturulmuş bir kurumdu. Yani Kamu İhale Yasası ve Kamu İhale Kurumu, üst kurul şeklinde, düzenleyici kurul şeklinde. Şöyle söyleyeyim, bu çok önemli bir değişiklik. Basındaki bu tür usulsüzlük ve yolsuzluk haberlerini, ihalelerle ilgili kendiliğinden re'sen, yani bir savcılık makamı gibi ihbar kabul edip inceleme başlatabiliyordu. Yani bu ihalede yolsuzluk var mı, usulüne uygun alım yapılmış mı, rekabet koşulları yerine getirilmiş mi diye buna bakıyordu Kamu İhale Kurumu. Saptadığı usulsüzlükleri resmi gazetede yayımlıyordu. Şimdi kitapta da bu cümleyi kurdum. Bugün hayal bile edilemeyecek bir yetki bu. Resmi gazetede ilan etti bunları. 3 gün üst üste ve işte ilgili bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, işte senin yaptığın ihalede şöyle bir usulsüzlük var, sen gereğini yap diye de onun yazısını da yazdı. Resmi gazetede yayımlanması ne demek? Bir şeyin bütün yurttaşların ve bütün dünyanın bilgisine sunulması demek. Şimdi düşünün ki 2008 yılında bu olaylar çıkınca küçücük minnacık bir cümleyle mecliste yasama organı araçsallaştırıldı dediğim tam da bu. Kamu İhale Kurumu'nun bu yetkisini elinden aldılar. Evet. Kanundaki o cümle metinden çıkarılınca Kamu İhale Kurumu o yetkiden yoksun kaldı. Şimdi istenen ne kadar büyük bir usulsüzlük, yolsuzluk yapılırsa yapılsın, Kamu İhale Kurumu 12 yıldır 2008'den beri kendiliğinden harekete geçirip bir usulsüzlük incelemesi yapamıyor. Şikayet üzerine yapıyor, o ayrı. Onu da yapsın zaten ama kendiliğinden bir şey yapması çok önemliydi. İnisiyatife giremiyor. Evet, onu elinden aldılar. Onu elinden aldıktan sonra ne yaptılar? Hep eş zamanlı iç içe süreçler bunlar. İşte iktidar kendi medyasını inşa etti. Medya sahiplikleri değiştirildi. Bu konular eskisi kadar rahat yazılamaz oldu. Yani bana sürekli olarak işte bunu yazan neredeyse bir tek siz varsınız işte filan gibi şeyler korkmuyor soruyorlar. Korkmuyor musunuz diye soruyorlar. Diye sorular. Şimdi şöyle bir şey. Bu bahsettiğim yıllarda, 90'lı 2000'li yıllarda kamu ihalelerini takip etmek Ankara bürosunda gazetelerin, çalışan muhabirlerin, ekonomi muhabirlerin zaten göreviydi. Yani ben tek başıma değildim ki. Yani 15-20 kişi falan vardık biz muhabir olarak. Hepimiz aynı alana bakardık, izlerdik, haberleştirirdik. Yani benim tek başıma kalmam bir sürecin sonucu aslında baktığınızda. Yani gazetelerle ilgili, medyayla ilgili, temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir sürü şeyin bir sonucu. Peki tam da buraya gelmişken sizinle ilgili açılmış davalar da var. Bunlar ne durumda? Davalar şimdilik büyük ölçüde hafiflemiş görünüyor yükü. Şimdilik. Şimdilik. O astronomik tutarlı 2 dava vardı. Birisi reddedildi. Diğerinde son karar duruşmasına davacı gelmedi. Bir diğeri de reddedildi, daha küçük tutarlı olan. Şimdilik büyük bir sıkıntı arz etmiyorlar. Yani o zaman da arz etmiyorlardı. O astronomik tutarlar zaten biraz yıldırma amaçlıydı. O zaman da ifade ediyordum. Olacak yani, böyle bir sistem içinde şirketler de artık dokunulmazlık kazanmak istiyorlar. Şirket demişken medyaya gelelim artık. Birazcık sizin de attığınız tweetlerden de son zamanlarda çok güzel şeyler atıyorsunuz. Medyayı sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Nasıl yorumluyorsunuz? Biraz daha açar mısınız ya da? Mesela genel akım medya ya pek bir şey söylemeye gerek yok çünkü zaten hepsi aynı. Muhalif medyada mesela
nelerden hoşlanıyorsunuz ya da o az kalan küçük dünyada? Bir şey söyleyeyim mi size? Çok temel bir şey. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Aslında muhalif medya diye bir şey yok. Medyanın kendisi muhalif aslında, tabii, olması lazım. Tabii, evet. Olmaması gerekir. Evet. Şimdi bu kavram bize iktidar medyasının dikte ettiği bir şey. Şimdi Orta Doğu diye bir şey var ya, ben ona benzetiyorum bunu. Orta Doğu, bizim Orta Doğu kelimesini kullanmamız, o kavramı kullanmamız çok saçma bir şey. Bu haritaya bir yerden bakanların, bir yerden bakanların kendi yön duygusuna göre yaptığı bir şey. Muhalif medya da öyle. Bu iktidar medyasının ve iktidar cenahının yaptığı bir tarif, siyasi bir tarif. Biz siyasi kimlikler değiliz, biz gazeteciyiz. Demek ki şöyle bir şey var. Demek ki doğru olan iktidarı övmek, onların bütün icraatlarını pohpohlamak, biat etmek, onu yapmayanlara da muhalif medya diyorlar. Ben o yüzden ben bunu kabul etmiyorum. Bunu söylediğiniz zaman iktidar medyasının, ben yandaş kelimesini sevmiyorum, propaganda aygıtlarını meşrulaştırmış oluyorsunuz aslında, farkında olmadan. Çünkü gazetecilik zaten doğası gereği eleştirel bir iş. Gazetecilik zaten o güç kullanan, bizi yöneten insanların icraatlarını sorularla denetleyen bir iş. Son tahlilde böyle bir şey yani. Çünkü dört güçten, ana güçten bir tanesi aslında. Şöyle, parlamenter rejim varken anlamlıydı bu. Yani yasama, yürütme, yargının bir hakkıyla işlediği bir sistemde basının dördüncü kuvvet olmasının bir anlamı vardı ama şimdi 1-2-3 ile ilgili problemimiz olduğu için basının dört olması bir şey ifade etmiyor. Yani işte gülüyoruz ama aslında bu aslında gülecek hiçbir şey yok, evet, aslında. Evet, evet. Buna da şey diyelim, mizah payı diyelim biz. Ben zamanımız çok azaldı. Birazcık tekrar kitaba dönüp kitapla kapatmak istiyorum. Hatta izleyicilerimize de buradan kitabınızı göstermek istiyorum. Kamu ihalelerinde. İhalelerinde diye. Tiyatro terimleri gibi ihalelerinde, Arapça olunca, evet. Olağan işler. Aslında bunun olağanlaşması hikayesi. Gerçekten de hararetle tavsiye ederim. Şimdi birazcık da özellikle siz burada şeylerden bahsediyorsunuz. Spesifik şirketler, mesela Cengiz, değil mi? Hep böyle karşımıza çıkıyor. Tekrar tekrar değişik, işte havalimanında olsun. Evet. İşte olağan şüpheliler hep böyle aynı. Bir grup var yani, sürekli olarak adını duyduğumuz büyük ihalelerde bir grup var. Şirketler grubu var. Şimdi ben birazcık optimistik bir şekilde kapatmak istiyorum. O da şu. Tarih öğrencisi olarak hep şunu görüyorum. Bazen çok ağır gelen şeyler tarihte bir dipnot olarak kalacak ve biz tabii ki o günlerin sıkıntısını, zorluklarını yaşıyoruz ama büyük resimde aslında bunlar bir gelip geçici şeyler. Gerçekten sizin bir gazeteci olarak çıkış noktasında nasıl, aslında nelerin yapılması gerektiğini, yasalarda temel olarak nelerin değişmesi gerektiğini, belki de mantalitede nelerin değişmesi gerektiğini, belki böyle bir şekilde kapatırsak ileriye bir ilham vererek bitirmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, aslında yasalarda bir sorun yok. Çok iyi yasalarımız var. Çok insan onuruna, insan haysiyetine uygun haklarımız var. Bunların hepsi anayasada yer alıyor, temel haklar olarak. Mesele bu, bunların uygulanmamasında. Bunlara bizim kıskançlıkla, ama çok kıskançlıkla sahip çıkmamız gerekiyor. İfade özgürlüğü. Yine vatandaşlık. Yine söz, yani iş dönüp dolaşıp bence yurttaşlıkta düğümleniyor. Yurttaşlığın farkında olmakta düğümleniyor. Bunun nasıl yapılacağı sorusu ise siyasetin alanına giriyor. Biz çünkü soru soruyoruz, işaret ediyoruz, durum tespiti yapıyoruz. Belki de yanlışları vurguluyoruz, kendi haklarımız adına yönetenleri. Ama bir siyasetçi değiliz. Ben öyle görmüyorum. Yani işte ne olacak memleketin hali, klasik şeyi vardır ya, gazetecilere o sorulur. Yani bunu bize sormuyor olmaları lazım. Bunu bize soranların haklarına sahip çıkması gerekiyor. Geleceğin gazetecilerine, şu anda iletişimde okuyan, o bölümlerde okuyan çocuklara ne dersiniz?
şey evriliyor gazetecilik bir kere yapısal olarak araçsal olarak evriliyor. Onu dikkate alarak yani bizim başladığımız zamanki gazetecilik araçlarıyla takım setiyle şimdiki aynı değil. Dijitalleşme var ve bu giderek de etkin olacak olduğunu da görüyoruz zaten. Ama değişmeyen bir şey var gazetecilikte, o da hakikatin peşinde olmak. Bizden saklananları yani bizim adımıza güç kullanan yönetenlerin bizden sakladıklarını, sanki bizim iyiliğimizmiş içinmiş gibi sundukları şeyleri ortaya çıkarma işidir gazetecilik. Ve bir yerde bir meslektaşımla benzer bir söyleşide ifade ettiğim şeyi tekrar söyleyeyim çünkü buna bütün kalbimle inanıyorum. Gazetecilik ekmek parası için yapılan bir iş değildir. Sadece geçinmek için gazetecilik yapılacak ise o başka bir şey de yapılabilir. Yapılmasın. Yapılmasa iyi olur. Çünkü gazetecilik gücünü soru sormaktan çok yöneticilere, güç kullananlara sorduğunuz sorunun cevabını bekleme hakkından alır. Bu da bozulmaması gereken bir haktır. Yani bunu da hep korumak gerekiyor. Bu hakka da sahip çıkmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ankara'dan gelmenizi dört gözle bekliyordum. İyi ki geldiniz. Sağ olunuz. Ben teşekkür ederim. Lütfen olağan işlere bir bakın. Aslında hepimizin bildiği, bilmek istemediği belki ama bu daha bütün, doğru. Evet, içinde olduğu hallerin anatomisini burada göreceksiniz. Nelerin yapıldığını göreceksiniz. Ve belki de bunu nasıl değiştirmemiz gerektiğini de düşüneceksiniz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.